Evet arkadaşlar, merhabalar tekrar. İbrahim İşbirli'yle hız yayınlarının sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda cümlenin ögelerini çözmüştük. Şimdi de fiilde çatı sorularını çözmeye devam edelim. Bakalım sorular bizden ne istiyor? Kurt Akademi sayfasına abone olup like atmayı, yorumlara boğmayı, bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Haydi bakalım. Benim Ninja Turtle'larım, minik Tsubasa'larım, şeker kız kendilerim. Bakalım soru bizden ne istiyormuş. Diyor ki etken çatılı fiillerin gerçek öznesi vardır. Bu fiillerin öznesi işi yapandır. Yani etken çatılı fiil öznesi olan fiildir diyoruz. Nesne alabilen fiiller de çatı bakımından geçişlidir. Örneğin Kaan sabahın bu saatinde bile kitap okuyor diyor ki kitap okuma işini kim yapıyor? Kaan. Cümlesinde Kaan işi yapan olduğu için gerçek öznedir. Okumak fiilde nesne alabilen bir fiildir. Bunlardan dolayı bu cümle etken ve geçişlidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Örnekteki cümle ile çatı özellikleri bakımından özdeştir diyor. Dostlar size burada bir formül vereyim. Eğer bir fiilin geçişli mi geçişsiz mi olabileceğini anlamamız için fiilin önüne onu ifadesini getirin. Eğer anlamlı ve mantıklı oluyorsa dikkatim şöyle geçişli olur. Anlamsız ve mantıksız oluyorsa geçişsiz oluyor. Mesela bu cümlede, sorudaki cümlede ne diyor? Okuyor fiili var değil mi? Onu okumak anlamlı ve mantıklı olduğu için geçişli oluyor. Size de İbrahim İşbir'den küçük minik bir formül olsun bu. Haydi bakalım. Hasan nöbetçi olduğu için eve geç gelecekti. Dostlar gelecekti yüklem. Gelme işini kim yapıyor? Hasan. Etken çatılı mı? Etken çatılı. Ama onu gelecek diyebiliyor musunuz? Ya da onu gelmek diyebiliyor musunuz? Hayır diyemiyorsunuz. Dolayısıyla geçişsiz bir fiildir. O zaman yukarıdaki cümleyle özdeş değildir. Okan bu işin içinde nasıl çıkacağını düşünüyordu. Düşünüyordu yüklem. Düşünme işini kim yapmış? Okan. Tamam. Etken çatılı bir fiil buldum. Bir de geçişli mi geçişsiz mi ona bakalım. Onu düşünmek oluyor mu? Mis gibi oluyor. İşte etkeni ve geçişliği bulduk. Bursa'yı işaretledik. Diğerlerine de bakalım. Mehtap annesine yardım etmek için memleketine gidiyordu. Gitme işini kim yapmış? Mehtap etken bir fiil ama geçişli mi? Hemen şu buradaki onu formülümüzü getirelim. Onu gitmek olur mu? Hayır olmaz. Geçişsiz olur. Elendiniz. Ömer gözlerinden rahatsız olduğu için ameliyata alındı. Alınma işini kim yaptı? Zaten burada arkadaşlar Ömer işi yapan, işten etkilenen ama onu alınmak diye bir şey olmaz. Hocam ama onu almak oluyor. Hayır. Onu ifadesini kip ekine kadar olan bölgeye getireceksiniz. Dolayısıyla onu almak değil, onu alınmak deyince burada geçişsiz oluyor. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. İlk soruyu böylelikle atlatmış bulunuyoruz arkadaşlar. Geldik. Diyor ki nesne alabilen fiiller geçişlidir. Tamam. Cümlenin geçişli olabilmesi için nesnenin cümle içinde bulunmasına gerek yoktur. Örneğin seni daha önce buralarda gördüm cümlesinde seni sözcüğü nesne olarak kullanılmıştır. Evet. Ve cümle geçişlidir demiş. Daha önce de buralarda gördüm cümlesinde nesne kullanılmamış ama bu cümle nesne yani onu alabilir. Yani ikinci örnekteki cümlede geçişlidir. Diyor ki cümledeki soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil nesne almasına rağmen cümlede nesne kullanılmamıştır. Fiil nesne alabilmesine rağmen yani geçişli olmasına rağmen nesne kullanılmamıştır. Hemen onu getirerek yapalım. Onu anlatmak bakalım. Neyi anlatmak? İnsanın acılarını. Bak aynı zamanda nesne de kullanılmış. Zaten geçişli ama aynı zamanda nesne de kullanılmıştır. Bize nesne kullanılmamıştır soruyor. Duygulandırdı. Onu duygulandırmak. Kimi? Okulun tüm öğrencilerini ve öğretmenlerini. Bu da nesne almış arkadaşlar. Bunu da kabul ediyoruz. Bursa'yı da eledik. Acil çıkış kapısına doğru ilerleyelim diyor arkadaşlar. Bakalım acil çıkış kapısına ilerleyelim. İlerleyelim. Onu ilerlemek zaten geçişsiz oluyor. Buradan eledim. Ben de diyorum ki burada bir problem var. Zaten geçişsizmiş. Hiçbir şekilde geçişlilik özelliği yani fiil nesne alamamış burada zaten. Bakalım diye bizim mahallenin teyzeleri hemen anlatmaya başlıyor. Başlıyor. Onu başlamak geçişli. Neyi başlıyor ya da anlatmaya başlıyor?
Burada cevap yok. Başlama işini bizim mahallenin teyzeleri burada özne görevinde olduğu için nesne olarak almıyoruz. Denizli'ye diyoruz ki bu kankamız nesne alabiliyor ama cümlede nesne kullanılmıyor. Yani geçişli bir fiildir ama A, B şıklarında olduğu gibi nesne almamıştır diyoruz dostlar. Hemen geçiyoruz diğer soruya arkadaşlar. Diyor ki edilgen çatılı cümlenin öznesi gerçek özne değildir. Yani özne yüklemdeki işi yapan değil, yapılan işten etkilenen durumundadır. Örneğin makineden çıkan çamaşırlar asıldığı cümlesinde makineden çıkan çamaşırlar söz öbeği cümlenin öznesi durumundadır. Yalnız çamaşırlar asma işini kendisi yapamaz. Bu işin başkası tarafından yapılması gerekir. Diyor ki edilgen çatıdan bahsetti bize şu yukarıdaki kocaman paragrafta. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım söz konusu değildir diyor. O zaman edilgen çatı yoktur demeye çalışıyor arkadaşlar. Bakalım sınav esnasında görülen eksiklikler not edildi. Arkadaşlar bakın ben böyle buluyorum mesela şeyleri edilgen çatıyı. Not edildi. Not etme işini kim yapmış? Belli değil. Dolayısıyla edilgen çatıdır ve yüklemde LN2 de vardır. Bu o zaman edilgendir doğru. Sınava bir ay kala dersleri iyice asıldı. Asılma işini kim yapmış? Bir gizli öznem var değil mi? O. Dostlar böyle durumlarda kişi işi kendi kendine yapıyorsa, yaptığı işten kendini etkileniyorsa, özne de varsa gizli de olsa o önemli değil. Biz buna dostlar dönüşlü fiil diyoruz değil mi? Şöyle D yazayım. Buraya da nokta koyayım. Sınavda başarılı olanlar takdir edildi. Takdir edilme işini kim yaptı ya da takdir etme işini? Hayır. Takdir edilenler diye sorduğumuz zaman cevap veriyoruz. Biz takdir etmeyi ya da bu işi kimin yaptığını öğrenmeyi istiyoruz. Fakat burada da yok. Bu da edilgen çatılı bir fiildir. Sınavın çok zor olduğu söyleniyor. Söyleme işini kim yapmış dostlar? Yine bakıyorum cümlede böyle bir şey yok. Yani bu da edilgendir ama Bursa'daki cümlede asılan kişi o olduğu için derslerine asılan kişi o olduğu için buna ne diyoruz? Şöyle koca harflerle dönüşlü çatı diyoruz. Şu şeylerimi bir düzeltemedim yazarken ya. Çok özür diliyorum dostlar. Cevabımız Bursa. Geldim 38. soruya arkadaşlar. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Diyor ki yukarıdaki cümle çatı bakımından nesnesine göre incelendiğinde aşağıdaki cümlenin hangisiyle özdeştir? Diyor ki arkadaşlar katılmıyorum. Nesnesine göre geçişli mi geçişsiz mi onlara bakacağız. Bakalım geçişli mi geçişsiz mi diye. Ne yapacaktık? Onu ifadesini kip ekine kadar olan bölgeye getirecektik değil mi dostlar? Onu katılmak oluyor mu? Olmuyor değil mi arkadaşlar? Onu katmak, onu katılmak olmadığı için ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Geçişsiz diyeceğim. Haydi aşağıda onu arayalım. Onu araştırmak geçişli. Onu heyecanlanmak olmadı. Onu görmek, onu incelemek bunlar da oldu. Geçişlidir diyoruz. Ama Bursa'daki heyecanlandım ifadesi geçişsiz oluyor. Yani yukarıdaki gibi oluyor. Bunlar geçişli, geçişli, geçişli olduğu için tik attım. Ama buradaki ti çarpı geçişsiz olduğunu ifade ettim. Dolayısıyla cevabımızın Bursa olduğunu ortaya çıkardık arkadaşlar. Haydi geçelim diğer soruya. Aşağıdaki cümlenin hangisi yukarıdaki cümleyle çatı bakımından farklılık gösterir? Bakalım hastaneye giden Aysu'ya bademcik iltihabı teşhisi koyuldu. Teşhis koyulmuş. Teşhis koyulma işini kim yapmış? Teşhis koyma işini kim yapmış? Belli değil. Bir kere burada bir edilgenlik söz konusu değil mi arkadaşlar? İşi yapan belli değildir diyoruz. Peki bir de nesnesine göre inceleyelim. Onu koyulmak yine olmuyor değil mi? O zaman edilgense bir de aynı zamanda geçişsizdir diyoruz. Hemen bakalım. Evi zamanda bitirebilmek için işe koyuldu. İşe koyulma işini kim yaptı? O. Biraz evvelki soruda dediğim gibi işi yapan burada gizli özne dahi olsa kendi kendine yaptığı için ben buna dönüşlü fiil diyeceğim. Şöyle D yazacağım. Değil mi? Bakıyorum gazetedeki yazısına son nokta koyuldu. Koyma işini ya da bu noktayı koyma işini kim yaptı arkadaşlar? Belli değil. O zaman bu yukarıdaki cümlede olduğu gibi edilgen mi? Edilgen. Çarpı atıyorum sana farklılık göstermiyorsun diye. Apartmanın girişine çöp kovası koyuldu. Çöp kovası koyma işini kim yaptı? Bakıyorum. Vallahi belli değil.
O zaman bu da edilgendir yukarıdaki cümlede olduğu gibi. Denizli'ye bakıyorum, sehpanın üzerindeki sürahiye limonata koyulur. Limonata koyma işini kim yapıyor burada? Ah, olsa da içsek şimdi değil mi dostlar? Bakıyorum, limonata koyan belli değil burada, canımızı istetti. Bunu da eğiliyorum, bu da yukarıdaki cümle gibi edilgendir. Ama Adana'daki mis gibi dönüşlü çatıdır. Çünkü burada işe koyulan kişi o olduğu için, özne belli olduğu için dönüşlü diyoruz ve sorumuzu geçmiş oluyoruz. Geldim 40. soruya dostlar. Aşağıdaki cümleler çatı bakımından öznesine göre incelendiğinde bu cümlelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Çatı bakımından nasıl bakacaktık? Etken, edilgen, dönüşlü, işte şeklinde bakacaktık değil mi? Ha, tabii bazen etken, edilgen diye bakmamız da yeterli olabiliyor ama biraz önceki olan sorularda görüldüğü üzere arkadaşlar dönüşlüye de ihtiyacımız olduğunu görebiliyoruz. Haydi bakalım. Köprüdeki onarım çalışmaları sebebiyle şehrin ışıkları kesildi. Şimdi öznesine göre bakıyorum. Kesme işini kim yapıyor? Belli değil değil mi? O zaman ben buna ne diyorum? Edilgen çatı diyebilir miyim? Ederim, mis gibi burada edilgen çatımızın olduğunu söyleyebilirim. Çocuğun projesi için değişik kaynaklardan bilgiler toplandı. Toplama işini kim yaptı, bilgi toplama işini? Bakıyorum yine yok. Buna da denden atıyorum. Bu da edilgen. Yeni okuluna çok kısa bir sürede alıştı. Alışma işini kim yapıyor? Bakın gizli bir özne var değil mi? O. O zaman burada işi yapan belli. Dolayısıyla etkendir bu. Ya da öznesi vardır diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz. Sen bir dur abi burada. Kara günler için para biriktirilmiş. Şimdi para biriktirme işini kim yapmış? Belli değil. Para biriktirmiş deseydi evet etken olurdu ama para biriktirilmiş belli değil kimin biriktirdiği. A, B şıklarında olduğu gibi bunlar da dostlar edilgendir diyoruz. Şöyle G'yi de yazdım. O zaman cevabımız Ceyhan oluyor. Bu cümlelerden sadece C şıkkı farklıdır öznesine göre. Geçiyorum 41. soruya. Hangisi çatı bakımından arkadaşlar geçişlidir? Çatı bakımından geçişlidir diyor. Yani ne yapacaktık? Onu ifadesini getirecektik değil mi dostlar? Hadi bakalım. Onu teşekkür etmek. Teşekkür etmek, onu teşekkür etmek olmuyor arkadaşlar. O zaman geçişsiz oluyor değil mi? Şöyle geçişsiz yazamadım pardon. Bursa'ya bakıyorum. Kıyaslayamam diyor. Onu kıyaslamak oluyor mu? Oluyor. Geçişli oluyor. Artık ben cevabımı buldum. Ama diğerlerine de bakmak istiyorum öğretmenim diyenler olabilir. Geçişliği bulduk. Bahçeye diktiğimiz fidanlar her geçen gün büyüyor. Onu büyümek olur mu arkadaşlar? Olmaz. Bu da burada geçişsizlik özelliği gösterir. Ay yazamadım bir türlü. Oyalanıyor. Onu oyalanmak olmuyor. Bu da arkadaşlar geçişsiz diyoruz. Sonuç olarak cevabımız onu kıyaslamak olduğu için geçişlidir diyoruz. Cevabımız Bursa. 42. soruya geldim. Özne işi yapan durumundadır. Şimdi dostlar biraz evvelki sorularda olduğu gibi bir etkenlik arayacağım değil mi burada? İşi yapan durumundadır diyor ya. O zaman özne burada aynı zamanda işi yapan konumundadır. Özne var ama işi yapan konumundadır. Hemen cümlelerden çıkaracağım bunu dostlar. Bakalım. Evde sıkılan misafirler ev sahibi tarafından sinemaya götürüldü. Şimdi sinemaya götürme işini kim yapıyor? Şimdi ev sahibi tarafından götürüldü ama size ekstra bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Burada ln ekini de görüyorsunuz ya işi yapan tarafından ifadesini aldığı için bu bir edilgenlik özelliği kazandırır. Tarafından görürseniz edilgen çatıdır deyip geçebilirsiniz rahatlıkla. Hiç bakmayın hani şunu söylemeyin. Ama öğretmenim işte nedir? Ev sahibi tarafından hayır tarafından diyor ama belli olmayan bir şeydir burada. Dolayısıyla A edilgendir eliyorum. Misafirlere ikram edilmesi için meyvelerin kabukları soyuldu. Dostlar meyvelerin kabuklarını soyan kim? O da belli değil. Bu da edilgen. Bunu da denden yapabiliriz. C'ye baktım. Emin Hanım'a misafirler için değişik tatlılar hazırladı. Evet çok güzel bir şey buldum burada. Tatlıları hazırlayan kim? Evin hanımı mı? Evet bak işi yapan burada evin hanımı. Dolayısıyla buna bir tik attım. Bekliyorum. Edirne'ye bakıyorum. Pardon Denizli'ye bakıyorum. Misafirlere ikram edilen tatlılar beğenilmedi. Beğenme işini kim yaptı? Belli değil arkadaşlar. Bu da edilgendir diyoruz. Şöyle edil yapıyoruz. Edilgen
Bir dil yazmamız yeterlidir. O yüzden cevabımız arkadaşlar pardon Ceyhan oluyor. Niye? Evin hanımı tatlılar hazırladı diyoruz. Tamam mı dostlar? Haydi geçelim 43. sorumuza. Uçak rötar yapınca yolcular bekleme salonuna alındı. Bakalım cümlesi için hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Nesnesine göre geçişlidir diyor. Onu alınmak olmaz ki arkadaşlar. Geçişsiz olması lazım. Bir yanlış. Nesnesine göre geçişsizdir. Çok güzel. Biraz evvel söylediğim gibi geçişsiz olması lazımdı. Ona alınmak olmuyordu. Öznesine göre etken çatıldır. Bakıyorum zaten geçişsiz arkadaşlar edilgen olması lazım. Uçak rötar yapınca yolcu bekleme salonuna alındı. Bekleme salonuna alan kişi kim burada ya da bu işi yapan kim belli değil. Etken olmaması edilgen olması lazım diyoruz. Dolayısıyla 2 ile 4'ün C şıkkında olduğunu görüp C şıkkını işaretleyip geçiyoruz dostlar 44. soruya. Aşağıdakilerden hangisi etken ve geçişlidir? Hem işi yapan bellidir hem de yükleme pardon fiile onu getirdiğimiz zaman anlamlı olacaktır diyor. Hastaya ameliyat hakkında bilgi verildi. Şimdi bilgi verildi diyoruz ya arkadaşlar. Bilgi verme işini kim yapıyor? Belli değil. Bir kere geçişsiz. Sen elendin dostum kendine iyi bak. Doktor ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Söylemek işini kim yapıyor dostlar? Doktor. Etken olduğunu gördüm. Peki geçişli mi geçişsiz mi bakalım. Onu söylemek oluyor mu? Gayet tabii oluyor. O zaman hem etken hem geçişli Bursa'da bulmuş oluyoruz. Çok güzel bir şekilde işaretliyoruz ve geçiyoruz diğer soruya dostlar. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi yani çatı konusunda dikkatli bakmamız ve fiile nasıl sorular sormamız gerektiğini iyi belirlememiz lazım. Ve özellikle onu ifadesini çok şık ve doğru bir şekilde sadece ki pekine kadar olan bölgeye kadar getirmemiz uygun olacaktır. Bunlara dikkat etmemizde yarar var diyorum. Geldim 45. soruya. Diyoruz ki özne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır. Yani etken mi edilgen mi buna bakacağız şimdi. Kaza yapan araç servise çekildi. Şimdi çekme işini kim yapmış burada? Belli değil değil mi? O zaman ben buna ne diyorum? Kardeşim sen edilgensin. Haddini bil diyorum değil mi? Şöyle yazayım. Bursa'ya bakıyorum. Bu yıl yeteri kadar ilaçlama yapılmadığından yakınıyor. Şimdi arkadaşlar. Yakınma işini kim yapmış? Sanki o yapmış değil mi? Yakınma işini yapan kişi belli. O zaman buna bir etken çatıdır. Hatta yakınan kişi kendi kendine yakındığı için etkenden ziyade dönüşlüdür diyorum. Niye? İşi yapan kendi kendine yapıyor burada dostlar. Ben buraya dönüşlü yazayım. Siz çünkü diğer ileriki senelerde bunları da göreceksiniz. Şimdiden bir hazırlık olsun size. Bisiklet turu için cadde trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatma işini yapan kim? Belli değil. Yine edilgen mi? Şöyle ED yazsam yeterli midir dostlar? Yeterlidir. Sokakta toplanan kalabalık güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı. Güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı. Biraz önce ne dedim size arkadaşlar? Tarafından gördüğünüz zaman hiç uzatmayın. Gözünüzü kapatın. Havaya da baksanız olur. Aşağıda baksanız olur. İsterseniz buradan koşturun, istediğiniz yere gidin. Yine edilgendir. O yüzden cevabımız B'dir diyorum sevgili Ninja Turtle'larım. Haydi geçelim diğer soruya. Akalım biraz daha bu sorular üstünde. Diyoruz ki dil genellikle aynı şeyi söylemenin çeşitli yollarını sunar. Çatı bakımından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi nasıl bakalım ilk başta? Özne yüklem ilişkisine göre bakalım. Yollarını sunar. Şimdi bu sunma işini kim yapıyor? Dil. O zaman ben buna etken çatılı diyebilir miyim? Derim. Peki nesnesine göre bakalım arkadaşlar. Geçişli mi geçişsiz mi? Onu sunmak. Bu da oluyor değil mi? Al o zaman hem etken hem geçişli bir şeyler arayacağım değil mi? Biraz evvel bunlarla ilgili dolu dünya soru çözdük. Bakalım neredeymiş? Bu nedenle gazete okurken, haber dinlerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi gerekme işini kim yapıyor? Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Haber dinlerken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bakalım arkadaşlar, dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim dikkatli olmamız gerekiyor değil mi? Onu dikkatli olmak oluyor mu? Hayır, geçişsiz oluyor. O yüzden Adana'yı kafadan eliyorum. Bakalım Bursa'ya. Sosyal medyadaki bazı haberler çok beğenildi.
Dostlar, bir kere beğenme işini kim yapıyor belli değil. Sen de edilgensin abi. Eliyorum seni de. Tartışırken duygularımızı kontrol altında tutmak zordur diyor. Şimdi kontrol altında tutmak zordur diyor ya arkadaşlar, bir kere burada çatı özelliği aranmaz. Yine niye? Yüklememiz isim soylu bir ifadeden kurulmuştur. Dolayısıyla bunda çatı özelliği dahi aranmaz. Sen kendine iyi bak diyoruz. D'ye bakıyorum. Yaşayacak bir yeri olmayan birkaç kişinin boş bir binaya yerleştiğini düşünün. Şimdi düşünün. Yüklem mi? Yüklem. Bir fiil özelliği mi gösteriyor? Evet. Çatı özelliği de arayabilirim değil mi? Düşünme işini kim yapıyor? Siz yapmanız gerekiyor değil mi? Peki etken olduğunu buldum. Peki onu düşünmek geçişli de oluyor mu aynı zamanda? Hem geçişli hem etken bize neyi verir? Sorumuzun cevabını verir dostlar. O zaman Denizli'yi doğru şık olarak kabul ediyoruz. Geçtik 47. soruya. Dostlar, aşağıdaki cümlelerin hangisi etken çatılıdır diyor. Yani işi yapan bellidir mevzundan hareket edeceğiz. Bakalım, çocuklar için getirilen dergiler sabah dağıtıldı. Dağıtma işini kim yaptı? Bakıyorum. Hayır, kimse yapmadı. Bu o zaman edilgendir diyoruz değil mi? Şöyle ED yazalım. Ateşi yükselen çocuk acil servise getirildi. Şimdi getirme işini kim yapıyor? Belli değil. Edilgen. Bakın nasıl bulduğumu anlayabildiniz mi? Bence gayet tabii anlayabildiniz. Mağazanın sahibi müşterilerin eleştirilerini dikkate alır. Şimdi dikkate alma işini kim yapar? Mağazanın sahibi değil mi? Bakın etken olduğu o kadar belli ki. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Meyvelerin iyisi biz markete gelmeden önce seçilmiş. Seçme işini kim yapıyor dostlar? Burada da belli değildir. Fark ettiğiniz üzere edilgen çatıda hep LN eklerini görüyorsunuz değil mi? Getirildi, dağıtıldı, seçilmiş gibi. Dolayısıyla cevabımız etken çatılı olan C şıkkıyla ilgilidir diyoruz. Geçiyoruz 48. soruya. Dostlar, nesne yüklem ilişkisine göre diğerlerinden farklıdır diyor. Yani geçişli mi geçişsiz mi onu arayacağız. Ne yapmamız lazımdı? Yükleme, yani fiile onu getireceğiz ama kip ekine, yani şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman dediğimiz kip ekleri vardı ya, onlara kadar getireceğiz. Mesela burada onu kapmak derseniz yanlış yaparsınız. Niye? Benim kip ekim bakın buradan itibaren başlıyor değil mi? Dığdı geçmiş zaman şu bölge. O zaman onu kapılmak diyeceğiz. Bakacağız olmadığını göreceğiz ve buraya diyeceğiz ki sevgili dostum sen bir geçişsizsin. Beni de ilgilendirmezsin. Herkes kendi yoluna diyeceğiz. Sırtında küfe sebze halinde dolaşıyordu. Onu dolaşmak oluyor mu arkadaşlar? Hayır olmuyor. Onu dolaşmak da geçişsiz. Sen de güle güle sana elveda. Evin her yerini karıncalar istila etmişti. Onu istila etmek. Sanki burada çok güzel oturuyor değil mi? Onu istila etmek. Geçişli diyebiliyoruz. Tikimizi attık, bekliyoruz. O sırada zihnimi dolduran meseleler oluyor. Onu olmak. Hayır, bu da olmuyor arkadaşlar. Bu da geçişsiz oluyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyoruz dostlar. Haydi bakalım sevgili arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Çatı bakımından diğerlerinden farklıdır. Ya öznesine ya nesnesine göre bakalım. Ama ilk etapta arkadaşlar bir öznesine göre bakalım. Onu daha kolay bulabiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Kitap okunarak dilin işleyişine dair derin bir anlayışa kavuşulabilir. Şimdi kavuşma işini kim yapıyor? Belli değil. O zaman edilgen diyoruz değil mi? Bursa'ya bakıyorum. Tam onu geçmek üzereyken çocuğun sesi duyuldu. Duyma işini kim yapıyor? Burada da belli değil. Bu da edilgen. C'ye bakıyorum. Gelecek yıl öğrencilerle yapılacak etkinlikler uzun uzun anlatıldı. Ya anlatma işini kim yapıyor? Bu da belli değil. Allah Allah. Hepsi edilgen gidiyor. Umarım Deniz edilgen değildir. Bütün balonları satıp çocuklara hediye almalıyım. İşte geliyor. Özel geçişli, pardon, etken çatı. Şarkıyı söyleyemedim. Diyoruz ki arkadaşlar almalıyım diyor. Onu almak falan demiyoruz. Alma işini kim yaptı? Ben yaptım. Gizli özne bile olsa nedir dostlar? İşte geliyor. Özel etken deyip Denizli'yi işaretlememiz lazımdır dostlar. Ve 50. soruya haydi gönül rahatlığıyla geçelim. Diyor ki edilgen çatılıdır diyor. Yani işi yapan belli değildir. Akşamki davet için tüm ev halkı seferber oldu. Şimdi seferber olan kimdir?
tüm ev halkı değil mi arkadaşlar? Burada etken çatıldır, edilgen değildir. Şuna etken diyelim dostlar. Etken. Şöyle tamam. Fark ettiğiniz üzere önceki videolardan daha güzel yazıyorum. Lütfen bu iltifatları da yorum olarak yazarsanız yazımı daha da güzelleştirebilirim. Hatta Twitter'dan şey başlatacağım. Yardım kampanyası. İbrahim Hoca'nın yazısı düzelsin diyenler favlasın diye böyle bir şey başlatabilirim. Hareket başlatabilirim. 50. sorudan Bursa şıkkına bakıyorum. A şıkkına etken bulmuştuk. Babasının ameliyattan çıktığını görünce çok sevindi. Sevinme işini kim yapıyor? O. Tamam, burada da bir etkenlik. Hatta kişi kendi kendine sevindiği için dönüşlü çatıda diyebiliyorduk değil mi buna? Bu da tamam. Edilgen değil ama. Adresi yanlış verdiği için onu sokağın başındaki saat bekletmiş. Onu 2 saat bekletmiş. Sevgili dostlar, bakıyorum onu bekletmek demiyorduk. Bekleme işini kim yapmış? Belli değil. Onu beklemek, onu bekletmek. Onu da demiyoruz. Biz burada özneyi arıyorduk. Bekleme işini kim yapıyor? Belli değil. Bunu da eliyorum sevgili dostlar. Bu da şöyle söylüyorum. Adresi yanlış verdiği için onu sokağın başındaki saat bekletmiş diyor ya. Bekletme işini o yapıyor diye geçtim bu arada. Onu söylemeyi unuttum, pardon. Bu da etkendir. E'ye bakıyorum. Yaptığı limonatalar akşam. Bak yine limonatalar çıktı ya. Hayret bir şey. Canım limonata istedi ama. Neyse. Devam edelim. Yaptığı limonatalar akşama kadar içildi. Şimdi arkadaşlar, içme işini kim yapmış Allah aşkına? Kimse değil mi? Ben bile içmiyorum. Dolayısıyla cevabımız edilgen çatılıdır deyip Denizli'yi işaretliyorum. Limonata istiyorum. Yetkililere duyurulur. Tamam mı? Limonata istiyorum diyenler yorum yapsın arkadaşlar. Tamam mı? Haydi bakalım, 51. soruya geldim. Hangisi çatı bakımından geçişsizdir sevgili dostlar? Geçişsizdir de ya da geçişli de ne yapıyorduk? Onu getiriyorduk değil mi? Anlamsız olacaktı ama geçişsizdi. Dikkatli olun. Onu almak olur, geçişlidir. Onu havalanmak oluyor mu arkadaşlar? Sanki olmuyor, geçişsiz oluyor. Onu çekmek oluyor. Onu saklamak oluyor. O zaman buradaki arkadaşımız geçişsiz bir çatı olduğunu bas bas bağırıyor. Cevabımız Bursa'dır diyorum arkadaşlar. Şimdi buraya kadar geldik. Dostlar, bir sonraki videoda artık cümle türleriyle ilgili soruları çözmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın, limonata içmeyi unutmayın. Yine size bir çöp adam çiziyorum, ayakları yamuk yumuk olduysa da şöyle gözler yapıyorum, birazcık da saçlar kabartıyorum ve size böyle konfetiler atarak bir de gülümseyerek kendinize iyi bakın diyorum. Kurt Akademi'ye abone olup like atın, yoruma boğun bizi. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşça kalın.